Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şifa-ı Şerif dersimizden 3. kısım 2. bab 8. fasıl. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin dünya ile alakalı olan işleri. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin dünya fiilleri masiyette ve mekruhlardan sakınmasındaki hükmü de geride geçtiği gibidir. Yani bunun hakkında da masumdur. Zikrettiğimize göre bazılarında hata ve yanılması caizdir. Bunların hepsi de nübüvvetine zarar vermez. Evet, bunlar nadiren olur. Zira bütün fiilleri umumi olarak doğru ve düzgündür. Bilakis ekserisi veya tamamı beyan ettiğimize göre adetler ve Allah'a yakınlık üzere devam eder. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan nefsi için ancak zararı olanı, bedeninin kıvamını, yaşantısını temin edecek miktarını alırdı. Bunda da Rabbisine ibadet, şeriatını ikame ve ümmetini idare için maslahatları vardı. Kendisi ve insanlar arasında bunlarda olan şeylerde iyilik olanı yapardı. Veya kolaylaştırdığı bir iyilik veya söylediği veya işittiği güzel bir söz veya itaatten uzak durağını alıştırması veya inat edeni kahretmesi veya hasetçilere mudarası onları ilerletmesi gibi. Bunlar her biri salih amellerine katılır. Devamlı yaptığı artan çoğalan ibadetleri zümresine dahil olur. Bazı kere dünya fiillerinde hallerin itilaflı olması hasebince itilaf olurdu. Benzeri fiiller için bunu hazırlardı. Yakın olan tasarruflarını görmek için eşeğe binerdi. Seferlerde ise deveye binerdi. Savaş mevzilerinde sebata delil olması için katıra binerdi. Ata binerdi ve bunu korkulanlar ve yardım isteyenlere icabet için saklardı. Sürat için yani. Aynı şekilde elbiselerinde, giyiminde ve diğer hallerinde kendi ve ümmetinin maslahatlarına itibar hasebince davranırdı. Yine aynı şekilde dünya işlerinden bir fiili ümmetine ahirette hazırlık olması için siyaset olarak gayrısını daha hayırlı görse de zıttını kerih görerek yapardı. Yapılmasını daha hayırlı gördüğü halde bazı fiilleri bu sebeple terk ettiği gibi. Bunları iki şeklinden birinde muayyer olduğu dini işlerde de bazen yapardı. Bu savaşı için Medine'den çıkması gibi. Aslında kendi görüşü Medine'de kalıp savunma yapmaktı. Münafıkları öldürmeyi terk etmesi, halbuki yakinen durumlarını biliyordu. Ancak başkalarını ısındırmak, Müslümanların akrabalarını gözetmek ve insanların Muhammed ashabını öldürdü demesini çirkin gördüğü için böyle davrandığı, hadis-i şerifte de böyle geldiği gibidir. Kabe'nin binası İbrahim'in temelleri üzerine yapmayı terk etmesi, Kureyş'in kalplerine riayeti, arzularına dikkat etmesi ve değiştirilmesini büyük yanlışlık gördüler içindi. Bu sebeple kalplerinin nefret etmesinden daha evvel dine ve ehli olan düşmanlarının tahrikten sakınmak için böyle davrandı. Yoksa ne yapacaktı, onu değiştirecekti. Şeytan söylüyor. Sahih hadisinin nakledine göre Ayşe validemize söylemiştir. Şayet kavminin küfre yakın zamanı olmasaydı elbette beyti yani Kabe İbrahim'in temelleri üzerine bina ederdi. Tapas rivayette ona iki kapı açardım diyor. Bir fiili yapardı sonra onu terk ederdi. Zira diğeri bundan daha hayırlıydı. Bedir sularından en aşağıda olandan Kureyş'e yakın olan kuyunun yanından intikal etmesi gibi. Şu veda açındaki söz gibi evvelce düşündüğüm şeye yönelmeseydim yani Kıran haçına etmeseydim asla kurbanlık deve sebep etmezdim. Dine ısınması için kafire ve düşmana yüzünü dönerdi. Cahilin işlerinden sabrederdi. Şöyle derdi, insanların en şerleri, şerrinden insanların sakındığı kişidir. Ona karşı rağbet gösterirdi ki şeriatını ve Rabbisini, dinini ona sevdirsin. Evin hizmetçilerin üstlendiği işleri kendisi de üstlenir yapardı. Topluluk içinde güzel davranırdı, görünür. Öyle ki azalarından bir şeyini açmazdı. Öyle ki etrafında oturanların başlarında sanki kuşlar vardı. Meclisindekiler evvelkilerin haberlerini konuşurdu. Teaccüp ettikleri benzer şeylere kendisi de teaccüp ederdi. Güldükleri şeylere o da gülerdi. Makı insanların hepsine güleç yüzlü adaletli davranırdı. Öfkesi onu basitleştirmezdi. Hakkını noksan etmezdi. Etrafındakilerden işini saklamazdı. Şöyle derdi. Hiçbir nebi için hain bakışlı olmak sahip değildir. Şayet dersen şöyle sorun. Ayşe radıyallahu anh'ın yanına giren kişi hakkında sözün manası nedir? Ne kötü kavmin evladı. Yanına girince ona karşı sözünü yumuşattı. Onunla beraber gülüştü. Sonra bundan
sorduğumda şöyle buydu. İnsanlar en şerlisi, insanların şerrinden sakınan bir kişidir. Ondan sakınmak için demek ki öyle yapmış. İçinde gizlediğini, hılafını nasıl açık etmesi ve arkasından dediğini demesi nasıl caiz olur? Madem ki bak tersini söylüyor. Dersen cevap, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu işi bu gibileri alışmak ve nefislerini hoş etmek içindi. Böylece imanı yerleşsin, bu sebeple tabileri de İslam'a girsin. Onu gören de bu sebeple İslam'a çekilmiş, dahil olmuş olur. Bu izaha göre bu gibisi dünya işlerinde mudara idare etmekten çıkıp dini siyaset kapsamına girer. Muhakkak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisine ganimet olarak ihsan ettiği birçok malı vererek kalplerini İslam'a ısındırmıştı. Yumuşak bir kelimeyle için bunu yapmış olması. Safvan dedi ki muhakkak bana ganimetlerden vermişti. Halbuki halkın bana karşı en buğzlusuydu. Verme devam ettikçe halkın bana en sevimli olanı oldu. Malı alındığı zaman o zayıf kişi ne oldu? Efendimiz Aleyhisselam'ı çok sevdi. Yanına giren kişi hakkında ne kötü kavmin evladı sözü gıybet değildir. Bilakis onun hakkında kendi bildiğini bilmeyene bildirmektir ki halinden sakınılsın, ondan korunulsun, her bakımdan güvenilmesin. Özellikle kendisine başkalarının tabi olduğu kişi hakkında böyledir. Bunun gibi zaret olunca ve zararı tek için olursa kıymet olmaz. Bilakis caiz ve bazı anlarda vacip olur. Muhaddislerin, ravilerin noksanlaşmada ve tezkiye edenlerin şahitleri temize çıkarmadaki adetlerinde olduğu gibi. Şahitlerin ise Berice hadisinde Nebi Aişe'ye söylediğinde ortaya çıkan müşkülün manası nedir? Aişe radıyallahu anh kendisine şöyle haber vermişti. Berire'nin sahipleri velayet hakkı kendilerinin olmak şartıyla ancak Berire'yi satabileceklerini söylüyorlar. Nebi Aleyhisselam Aişe dedi ki Berire'yi satın al, velayeti onlar için şart koş. Aişe dedi ki dediği gibi yaptım. Sonra Nebi Aleyhisselam sana hitap ederek şöyle buyurdu. Bir takım kimselere ne olur da Allah'ın kitabında şart olmayan şeyleri şart koşuyorlar. Allah'ın kitabında olmayan her bir şart batıldır. Nebi Aleyhisselam halbuki Aişe'ye Berire'nin sahipleri için velayet şartıyla emretmişti. Bunun üzerine Berire'yi satmışlardı. Şayet bu şart olmasaydı Allah bilir Berire'yi asla Ayşe'ye satmazlardı. Bunları hiç kimseye satmazlar gibi. Bu sebeple Ayşe bunu şart koştular. Ayşe bu şart koştular. Sonra Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem bu şartı iptal etti. Al kendisi aldatmayı ve hile yapmayı yasaklamıştı. Bil ki Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem cahillerin zihnine şu gibi şeylerden kötü bir şeyin gelmesinde münezzehtir. Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem bu gibi şeylerden münezzeh olduğu için muhaddislerden olan bir topluluk şu ziyadeliği inkar etmiştir. Yani şu sözü onlar için velayet şartı koş. Bu yok, bu şart yok demişler. Ya bu ziyadelik hadisin ekseri rivayetlerinde yoktur. Bu ziyadeliğin bulunmasıyla birlikte bununla itiraz getirilemez. Zira lehum lafzı aleyhim manasına gelir. Allah-u Teala buyurdu. Şunlar için lanet olsun yani üzerlerine. Kötü ederseniz yine kendinize etmiş olursunuz yani aleyhinize. Buna göre mana şöyle olur. Velâ takın onda aleyhine, senin lehine olarak şart koş şeklinde olur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kıyamı ve vaazı bundan evvel kendileri için veli hakkını şart koşmaları üzerine yapmış olur. Alimler bu cevabın biraz zayıf olduğunu söylediler. İkinci bir cevap. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü onlar için velayeti şart koş. Emir mazı değildir. Lakin eşitlik ve bildirme üzeredir ki velayet şartını kendileri için olması Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in bundan önce vela hür eden kişi içindir diye beyanından sonra onlara fayda vermez. Sanki şöyle buyurmuştur. İster şart koş, ister şart koşmaz. Zira bu menfaat verme bir şarttır. Bu görüşe Davud'a başka gitmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in bu şartları üzere onları azarlaması ve insanlar için onları kınaması bunlar bunu bildiklerine delil eder. Üçüncü vecih, velayı onlar için şart koşturduğun manası hükmünü onları açıkla, yolunu beyan et demektir. Yani vela hür eden içindir. Bundan sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu beyan ederek ve geçmiş olana muhalefeti kınayarak ayağa kalktı hitap etti. Şöyle mesela. Peki, Yusuf'un kardeşlerinin yaptığı muamelenin manası nedir? Yani su kabını Bünyamin'in yükünü koydu ve onu hırsız ismiyle yakaladı. Bu hususta kardeşleri üzerine kardeşleri üzerine söylediği şeyler. Muhakkak siz de hırsızsınız. Bil ki Allah-u Teala sana ikram etsin. Şu ayet Yusuf'un bunu Allah'ın emir yaptığına dert eder. Diye altta buyuruyor. İşte biz Yusuf'a böyle bir tedbir verdik. Oysa kralın kanununa göre kardeşini tutamayacaktı. Ancak Allah'ın dilemesi hariç. İşte durum böyle olunca ne şey vakı olsa da yine buna itiraz edilemez. Allah'ın emri olmuş. Ayrıca kardeş Bünyamin'e kendisinin kardeşi olduğunu, üzülmemesi gerektiğini bildirmişti. Bundan sonra ona uyguladığı şey onunla olan ittifakı ve uygunluğuyla olup bununla kendisi için ahiret hayrı olacağını yakinen bilmesiyle bununla ondan kötülüğü ve zarar göreceğini yakinen bilmesiyle olmuştur. Ama şu kavli ey kervan ehli siz hırsızlarsınız. Bu Yusuf'un kavlinden değildir ki şüpheye kaldırmak için buna cevap verilsin. Peki de bunu söyleyen kim olsa olsun onun için tevili yorumu güzel yaparsak
Harun suretinden zahire baktığından böyle zannetmiştir. Makas şöyle denildi. Bunun söylemesi bunlar bir Yusuf'a yaptıkları şeyler ve onu sattıkları içindir. Veya bundan başka bir şey dolayı da olabilir. Peygamber hakkında söyledikleri bize nakledilmeyen şeyleri söylememiz lazım gelmez ki bundan çıkış yolu arayalım. Başkalarının zellelerinden, hatalarından dolayı özür beyan etmemiz gerekmez. O söz, şu aysam sözü değildir yani. Evet. Böyle fasıl tamam olmuş oldu. Efendim Salsem'in yeni işleri ve hali böyle işte. İnsanları uyarmak için, kötülüğünü tef etmek için, ısınmayanları ısındırmak için ve etrafındaki insanları kazanmak için bazı mudaralar, siyasetler yapmıştır. Bunlar herkesin güzel şekilde uygulaması gereken hususlardır. Her an başımızda olan hususlardır. Camiler kıyamete kadar münafıktan boş kalmayacak. Ve imamların, müezzinlerin, cami görevlilerin, hocaların etrafında illaki münafık olur. Ona göre dikkat etmesi lazım. İdare etmesi lazım. Genel sohbetlerde de hataları söyler. Alan payını alır. Almayana ne yapalım? Cenab-ı Hak hidayet versin. İstikametten cümlemizi ayırmasın. Elhamdülillah Rabbil Alemin.